Bu bölümde biraz nüfus hareketlerini konuşacağız. Nüfus neden stratejik öneme sahip? Bu meseleyi biraz değerlendireceğiz. Türkiye ve dünya ne durumda? Nereye gidiyoruz? Konu gerçekten çok ciddi mi? Uzmanlarımız, hocalarımız stüdyoda. Hem İstanbul, hem Ankara dönüp dönüp soracağız. Bakalım ne haldeyiz, ne durumdayız. Burada Profesör Doktor Veysel Bozkurt sosyolog hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Faruk teşekkür Bey. ederim. Rica. Sağ olun. Pazar günü için ve Ankara'da e, Doktor Gökhan Yıldırımkaya Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Üreme Sağlığı Programı Koordinatörü. Gökhan hocam günaydın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Günaydınlar Faruk Bey. Günaydın izleyiciler ve dinleyiciler. İyi pazarlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi önce Madem bir KJ bir soru işareti koyduk, e, hocam oradan başlayalım. Nüfus neden stratejik öneme sahip? Nüfus neden stratejik öneme sahip? Bütün devletler bir takım ihtiyaçlarını kendi nüfuslarıyla görüyor. Söyle düşünün, savaşların insan gücüyle yapıldığı, üretimin insan gücüyle yapıldığı bir dünyada, hı hı. E, nüfusunuzun niteliği ve hacmi ölçüsünde güçlüsünüz. Dolayısıyla o size. ...başkalarına karşı stratejik bir üstünlük sağlıyor. Hı hı. Her ne kadar endüstri devrimiyle beraber teknoloji gelişse de... E, ...teknoloji nüfusun bu geçmişteki kol gücünün önemini kısmi azaltsa da... ...hala nüfus e, ülkeler için son derece stratejik öneme sahip... ...ekonomik güç açısından, e, toplumun geleceği açısından e, kritik bir e, unsur. Hala insan geçer akçe, evet. her ne kadar teknoloji gelişse de her şeyin üstünde insan. Di evet Ankara'ya döneyim Gökhan hocam. Şimdi sizin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Üreme Sağlığı Programı Koordinatörü Koordinatörlüğü gibi göreviniz var. Veysel Hoca diyor ki teknoloji gelişebilir her şey olabilir ama ülkeler için milletler halklar devletler için stratejik öneme sahip insan ve nüfus diyor. Aynı mı düşünüyorsunuz? Bir de bu programla ilgili yani işinizle ilgili birkaç cümle sarf edin de e, kamuoyu ve izleyicilerimiz de tam olarak daha iyi anlasın meseleyi. Çok teşekkür ederim Veysel Hocam'ın girişine katılıyorum. Ee, dediğiniz gibi stratejik öneme sahip. Ötesinde nüfusun hem nitel hem nicel yapısını da bir araya getirip aslında öyle irdelemek lazım. Hani o sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kimseyi bırakmayın dediği 8.2 milyarlık dünyada ee, özellikle stratejik öneminin yanı sıra. E yaşa bağımlı nüfus oranı diye örneğin bir oran var. Yani 0-14 yaşla 65 yaş üzeri orana baktığımızda işte ülkemizde bir oran örneğin %46. İşte yaşa bağımlı nüfus hani aktif üretme ve aktif üretim çağının dışında olan diyebileceğimiz nüfusların oranı bile tek başına demografik açısından bir gösterge. Ben teşekkür ediyorum sorunuz için. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 69'da kurulmuş 71'den beri Türkiye'de kamu kurumlarıyla ağırlıklı üzere üreme sağlığı, kadın, nüfus ve kalkınma ve insani yardım konularında Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, TÜİK gibi birçok kuruma ulusal kalkınma planı çerçevesinde kalkınma ve insani yardım programlarını yürüten kurum. Ben de onun kadın ve üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı da diyebiliriz. Programlarını ilgili kurumlarla koordinatör olarak yürütüyorum. Amacımız her gebeliğin istenilen her annenin işte rahatsızlanmadan, ölmeden, hiçbir çocuğun ölmeden yaşadığı bir dünyaya katkı da vermek. Sağlıklı, sağlıklı bir dünya nüfusu ortaya koymak. Ama bunu sanırım sadece bir halk için ya da bazı halklar için değil de tüm dünya için ortaya koymak gerekiyor değil mi? Dengeli bir şekilde. Kesinlikle efendim hem istenilen hem sağlıklı bir nüfus yapısına katkı vermek gerekiyor. Ama önce dediğiniz gibi sağlık. Doğru. Şimdi değerli hocam bir ülke niçin nüfusunun artmasını ister? Yani bunun e, sebebi nedir? Karşılığı nedir? Ya da bunu e, bir noktada niye tutmaz? Bu dengeyi tutmanın ötesinde nüfus artışını neden e, talep eder? E, bunun altında yatan sebep nedir? Şimdi e, Nüfusun çok artması da sorun. Evet. Çünkü çok fazla e, genç insan iş yaratamıyorsunuz, eğitim yaratamıyorsanız bu ciddi bir toplumsal problem. Örneğin bugün Afrika'da birçok ülkenin Hı -hı. problemi bu ve bu insanlar oralardan kaçmaya ve göç etmeye çalışıyor. Hı -hı. Nüfus her zaman ülkelerin istediği noktada tutabileceği bir şey değil. Çok sayıda faktöre bağlı. Azalması büyük risk. Çünkü Gelecekteki ekonomik yük artıyor, insan kaynağı, iş gücü kaybına yol açıyorsunuz, yaşlı nüfus artıyor, yaşlı nüfusun baskısı artıyor, stratejik açıdan bir takım ciddi kayıplarınız yaşanmaya başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir problem nüfusun çok düşmesi ve ülkeler sosyoekonomik bakımdan geliştikçe sosyologların modernleşme dediği bir büyük transformasyon var. Evet. Bu değişimi yaşayan bütün ülkelerde istisnasız nüfus azalıyor. Yani başlangıçta insanlığın tarihine şöyle bir bakalım farkı. Azalıyor. Azalıyor evet. Hı hı. İnsanlığın tarihine şöyle bir bakalım. Başlangıçta nüfus artış hızı da yüksek, doğum oranları da yüksek, ölüm oranları da yüksek. Sonra ne yapıyor dünyada? Bir büyük teknolojik gelişme oluyor. O tıptaki teknolojik gelişmelerle beraber ölüm oranları hızla düşüyor. Ama nüfus artmaya devam ediyor. Ama bir süre sonra eğitim artıyor, kadın çalışma hayatına giriyor, bireyselleşme artıyor. Bu sefer Doğum oranları da düşmeye başlıyor, üreme orada düşüyor. bir den, üreme düşüyor ve orada bir denge ortaya çıkıyor. Ama bir noktadan sonra doğum oranları sürekli azalmaya devam ettiğinde işte bu bahsettiğimiz ileri düzeyde bir eselleşme aynı zamanda ülkelerin kendi içerisindeki belirsizlikler, ekonomik istikrarsızlıklar da Doğru. nüfusu düşürebilir. Yani insanlar, gençler kendi gelecekleriyle ilgili kaygıları olduğu zaman sorumlu kalmak istemeyebilirler. Dolayısıyla bunun nüfusu düşüren bir tarafı var. Bir de bu çağın şöyle bir özelliği daha var. Bu çağda insanlar biraz geç büyüyorlar. Yani büyümeyle kastettiğim biz biraz geç sorumluluk almaya öğreniyoruz. O yetiştiğimiz biraz daha bu ekonomik refahın etkisiyle sanırım çocuk sayısının artması azalmasıyla insanların o yetişme biçiminin sorumluluk almasını geçmiş toplumlara göre biraz daha geç dönemlere doğru aktarıyor. O da evlilik sorumluluk demektir, çocuk sorumluluk demektir. Onu biraz etkiliyor olabilir ama ekonomik faktörleri dışarıda bırakmamak koşuluyla. Tabii bile. bu arada üretim modelinin nereye dayandığı da önemli. Kesinlikle. Yani toprağa dayalı üretimde kadın erkek çalışsa da üreme Hızlı devam bir ediyor. şekilde diyor. devam ediyor. Sanayi ve modern toplum üretiminde yani sanayi devrimini yapmış toplumlarda ise kadın ve erkek çalışma hayatında ise üreme oranı düşüyor. Kesinlikle. Çünkü o tarım toplumunda aile büyük kadın tarlaya çalışmaya gittiği zaman anneanne bakıyor, teyze bakıyor, başkası bakıyor vesaire. Büyük aile. Evet ama en sanayi toplumlarına geldiğiniz zaman çekirdek aile ortaya çıkıyor. Kadın çalışma hayatına gittiğinde o çocuğa bakmak aileden bakacak birisinin sayısı artık minimize oluyor. Bakacak insan sayısı bulmak zor. Dışarıdan bakıcı bulmak maliyetli. Anladım. Dolayısıyla kadın zor. o artan yük dolayısıyla çok daha bu takım kariyer hedef, e, hedeflerini ve diğer beklentilerini engelleyeceği kaygısıyla ya çocuk sayısını azaltıyor ya da çocuk yapmıyor. Doğru. Çünkü maliyetli. Tabii ki. Ee, Ankara'ya döneyim. Gökhan hocam, Birleşmiş Milletler'in genel olarak nüfus konusuna bakışı nedir? Birleşmiş Milletler e, eşittir nüfus deyince e, endişeleniyor mu? Nasıl bir denge tutturmaya çalışıyor? İşin o tarafında ne var? Ya Kesinlikle o konuda e, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Birleşik Devletler Nüfus Fonu veya diğer kurumlarının tüm dünyada e, ortak bir yaklaşım var. Bu ortak yaklaşım her insanın, her çiftin kendi istediği sayıda, istediği aralıkta ve sıklıkta, çocuk sahibi olması ve bunun için imkanlara kavuşuyor olması. Tabii ki ülkelerin ulusal kalkınma planları ve stratejik planlarına saygı duyarak bu çerçevede hareket ederek ama özellikle insan hakları temel yani her bireyin ve insanın kendi istediği arzuladığı sayıda aralıkta ve sıklıkta çocuk sahibi olması için programları ortak. İzin verir misiniz Faruk Bey sorunuza belki bir giriş olması için Tabii. bir 2023 fotoğrafı Türkiye'den paylaşsam. Tabi. Çünkü ilginç bir yıl 2023. Cumhuriyetimizin 100. yıldığı onurla gururla kutladık. Bu çok bize verdi. Bir demografik bir pencere açayım size. Örneğin nüfusumuz tam 13.7.7 kat arttı bu yüzyılda. Güzel bir değer ama bazı ilkler oldu. İlk defa toplam doğum sayımız 7 basamaktan yani milyonlu rakamlardan 6 basamağa düştü. İşte yaklaşık 958 bin bir ilkti. Veya ölüm sayımız 525 bin oldu 2023'te bu en ilginç rakamlardan biriydi. Daha ilginç bir rakam bu programı e, seyircilerimizle belki Dünya Nüfus Günü nedeniyle geçen hafta yapacaktık ama ajandada ve gündemdeki özel bir değişiklik nedeniyle biraz evet. değiştirdik evet. ve cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu göç rakamlarını açıkladı. Ben bunu çok bekliyordum. Hani her şeyde bir hayır vardır. Hayır oldu ve yine 2023 yılında Türkiye'de ilk defa toplam göç sayısı 1 milyonun üstüne çıktı ki giden göç 715 bin, 291 bini Türk ve 53 artış var. Gelen ise 316 bin, toplam 101 bini Türk, yüzde 36 azalma var. Hocam Bunların bir saniye, yan yana korkduğumuzda... hocam, hocam bir saniye, şaşmayalım hiç dağıtmayalım. Giden gelen derken Peki, ülke öyle. dışına giden ve gelenlerden bahsediyorsunuz. Doğrudur. Ülke neden gidiyoruz, giden... niçin niçin gidiyoruz? Bunları efendim çok daha cuma günü açıklanan rakamlar takdir edersiniz ki bunlar üzerine analizler yapmamız gerekiyor. Hani bilgiye veriye dayalı olmadan tam da buna vurgulamaya çalışıyordum. Tamam. Bu dinamiği anlamaya çalışmalıyız. Veya ilk defa evlenme sayısı azaldı 565 bin. Boşanma sayısı ilk defa binde 2'nin üzerine çıktı ve toplamda hep dünya nüfusunda 17. sıradaydık. Şimdi İran 17, Türkiye 18 oldu. Gerçi koru geçici koruma altında olan nüfusu yani sayarsak yine Türkiye 17. olabilir ama ve ilk defa da nüfus artış hızımız Avrupa Birliği ortalaması olan 6.1'in altına düştü. Binde 6.1'in yani şey diyeceğim 2023 gerçekten demografi açısından Türkiye'de birçok rakamın verinin ilk defa bir anda değiştiği bir yıl oldu. Bu da bence hem nitel hem nicel araştırmaları gerektiriyor. Çünkü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması'na bakıyoruz. İdeal çocuk sayısı hep artıyor. 2.3'ten 2.8'e artmış. Bazı değerler olumlu artarken rakamsal değerler azaldı fakat burada da şunu aldatıcı olabilir. Covid yaşadık. Peşine asrın veya 200, 200 yılın en büyük depremini yaşadık. Bunların birikmiş ansal etkileri belki böyle sonuçlar yaratmış olabilir. Ama bunları gerçekten nitel ve nicel çalışmalarla irdelemek zorundayız. Dünya Nüfus Günü'nün bu yılki taması da şeydi, veriye dayalı karar ve politikaydı. Güzel bir buluşma oldu. Ben bu rakamları size belki tartışmanın başında bir parça hani çok rakamsal ifadeleri serpiştirmiş olayım. Elimde çok rakam var ama süre yetmez. Başka yerleri serpiştirebiliriz ama çok ilgi çekici rakamlar bize nitel ve nicel araştırmalar. Yani her gence, her kadına sormamız gerekiyor. Ne kadar istiyorsun? Niçin istiyorsun? Nedenini? Tarımdan örnek verdiniz. Çok güzel bir örnekli verdiğiniz örnek. Türkiye'deki ağırlıklı tarımda uğraşan nüfus ortalaması yaş ortalaması 58, üçte biri 65 yaşın üstünde, 18-24 yaş arası tarımda olan nüfus ağırlığı 1den biraz fazla. Yani o genç nüfus artışı tarım, o da e, o da olumsuz bir yansıyor. Bu da yine TÜİK'in verileri. Teşekkürler Anladım. biraz uzattıysan Faruk Bey. Estağfurullah, estağfurullah hocam. <laughs> döneceğim, döneceğim. Ee, yani Gökhan Hoca diyor ki iyi de kim üretecek bu patatesi? Çünkü evet. yani tarım. Genç nüfus belli. iki soru hızlıca soruyorum. Polik. Bir göç psikolojisi nedir? Niçin oluyor? Yani nüfus gidiyor diyor. Rakamlar inanılmaz. Bir ikincisi de Türk halkı artık çocuk yapmak istemiyor mu? Evet. Şimdi tabii niye azalıyor diye soruyorsunuz. Hı hı. Niye istemiyor diye soruyorsunuz. Evet. Şimdi göçün psikolojisi. Ya yani insanlar meraktan göç edebilirler. Yani benim 20 küsür sene önce yaptığım bir çalışma vardı. Aha. O çalışmada da e, insan gençlerin önemli bir bölümü imkan olsa yurt dışında çalışmak e, arzusunu ifade ediyorlardı. Eskiden de 25 yıl önce de 30 yıl önce de vardı. vardı. Şimdi yapılan çalışmalarda da gençlerin ya da insanların %70'inden fazlası bir imkan olsa yurt dışında çalışmak, yaşamak evet. arzusunu ifade ediyor. Bu eski bir şey. Meraktan olabiliyor bazen ekonomik dalgalanma dönemi, ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde daha iyi yaşam koşulları bulmak amacıyla insanlar isteyebiliyor. Bu Türkiye ile de sınırlı değil. Dünyanın birçok ülkesinde hep başka daha iyi yaşam bulmak amacıyla göçmek istiyor. Çünkü farkındalık arttı. Yani eskiden Afganistan'daki birinin Türkiye'den haberdar olması mümkün değildi. Ama şu anda Afganistan'daki birisi Türkiye'ye kaçak gelmiş mülteci Afganların hayatını sosyal medyadan anlık izliyor. Ve oradaki hayat da gerçek hayatla Türkiye hiç alakası yok. Ve buraya gelmek Evet ve orada sosyal medyada paylaşılan hayat da gerçek hayatla hiç alakası yok tamamen burada sanki arkasına boğazı alıp çektiği selfilerle İstanbul'da son derece güzel bir hayat yaşıyormuş imajı veriyor yani ve onu gören Afganistan'dan gelip Çengelköy'de oturacak yani. Ve o, o fotoğrafı gördüğü zaman oradaki Afganlı Yapılan bir araştırmanın sonucu bu. Bir gazeteci yüksek lisans öğrencimiz yapmıştı. Hemen ertesi gün diyor Afganistan'da çapayı bırakıp yollara düşüyorlar daha güzel hayat için. Dolayısıyla bu sorunun ilk sorunun cevabı kısaca bu. İkinci soru Türkiye'de Şurada niye? Türkiye'de çocuk nüfus ortalamanın altında. Evet diyor. Evet. Ee, arkadaşlarımız hemen ülletteki evet. evet. grafiker bilgileri getirdiler. Evet. Mesela Nijer 555 Somali 53,8, Angola, Burkina Faso, evet. Türkiye, Yunanistan. Türkiye 26, Yunanistan 16, İspanya 16. Yani e, Türkiye bunların üzerinde gibi ama e, şu yukarıdaki, gerçi yukarıdaki ülkeler de hani eee geliş asıl faktörü hangi noktada asıl, olan ülkeler asıl, asıl, bir de buradan değerlendirin. Asıl asıl faktöre vurguladınız zaten. Yani şeye bir bakın ülkelerin ekonomik göstergelerini alın, nüfus göstergelerini alın. Aralarında evet. çok güçlü bir korelasyon var. Ülke zenginleştiğinde, refah arttığında e, doğum oranları, ölüm oranları çok düşüyor, yaşam çok uzuyor. Bir de bunun üzerine o bireyselleşme, kültürel değişme ve diğer faktörlerin etkisiyle insanlar daha çok daha az çocuk yapma, kendi hayallerinin peşine e, düşüyorlar. Türkiye'deki bu değişimde biz hepimiz bekliyorduk ama sadece bizi şaşırtan hız çok oldu. Yani düşündüğümüzde çok hızlı bir şekilde birden birere mi? Düştü? Birden bire çok hızlı düştü. Yani e, doğum oranı 1.5'e kadar geriledi en son eee rakamları ya Biz, 29 8 hocam Biz e, 26. bu şey kadın düşmüş. doğum oranını kastediyorum. Çocuk sayısı değil. E, evet. Dolayısıyla kadın doğum oranlarındaki bu hızlı düşüş şeye baktığımız zaman da e, işte örneğin Güneydoğu'da hala belli e, şehirlerde Urfa'da vesairede yüksek ama oralarda da düşmeye başladı. Yani 10 sene öncesine göre 15 sene öncesine göre oralarda da düşüyor. İşte Karadeniz'de çok daha düşük oranlarda bu oranı. Bu yani ülkenin kendi içinde de Sosyoekonomik bakımdan e, bu modernleşmenin temel göstergeleri dedim ya, o göstergelerde gelişme kaydedilen yerlerde doğum oranı hızla düşüyor. Yani kadının eğitim arttığında, çalışma hayatına girdiğinde, hmm. e, insanlar kendi kariyer e, hedeflerinin peşine düştüklerinde, o büyük aileden çekirdek aileye doğru geçiş ortaya çıktığında, hatta bu ailelerin daha da küçüldüğü, değiştiği e, ortamda çocuk yapmak da artık e, daha az istenen bir şey haline geliyor. Aslında bir ters orantı da var. Yani şöyle e, ekonomik durum iyileştikçe insanların yaşam standartları arttıkça çocuk sayısı düşüyor. Çünkü evet. o standartları kendileri yaşamak istiyor. Evet. Yani. ...o elde ettiği ekonomik imkanları gezerek, tozarak, dünyayı dolaşarak... yani ...çocuk bakıp büyütmektense kendi hayatını yaşamak istiyor. Sorumluluk öyle mi anlamalıyız? Ben de öyle düşünüyorum. Yani evet. sorumluluk almak istemiyor. Yani çocuk demek, sorumluluk demek. Dolayısıyla insanlar sorumluluk almak yerine... ...biraz geç büyüyoruz bir dedim ya evet. bu modern dünyada. Bu evet, evet, evet. geç, geç sorumluluk almak yerine kendi hayatını yaşama arzusu... ...refahın belli bir noktaya gelmesinden sonra daha belirgin hale geliyor. Anladım. Gökhan Hocam, şimdi burada genç nüfus avantajını kaybediyor muyuz diye Türkiye'ye yönelik bir soru var. Ee, ve hı hı. bu soruda işte Suriye 24, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre şu anda şöyle bir durumla karşı karşıyayız onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin üzerinde oranları olan soruyu soruyoruz da o sorunun muhatabı olan ülkelerin tamamı Türkiye ile asla kıyaslanmayacak. Hem kültürel olarak hem iktisadi olarak Türkiye ile kıyaslanmayacak ülkeler. Ama Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor mu sorusuyla da karşı karşıyayız. Ne diyorsunuz? Teşekkürler. Başta dediğiniz gibi %26'lık çocuk nüfus oranıyla hala Avrupa'da birinciyiz. Evet. Ama bir başka yerden baktığımızda da... E, örneğin işte e, e, 50 yıl önce 0-14 yaş grubu nüfusumuz %44'tü. Bugün yüzde %22. Baktığımızda Türkiye hala nüfus açısından demografik fırsat penceresi dediğimiz süreci 2040'a kadar koruyor. Çünkü bağımlı nüfusu, yaşa bağımlı %40'ı altına çıkmayacak. Şu andaki 65 yaş üzeri nüfusumuz %10.2 bu %15'e eriştiği yaklaşık hesaplanılan 2040 arası bir denim. O zamana kadar Türkiye demografik fırsat penceresi denen hala yatırım, gelişme ve dinamikleri koruyacak ...altın çağını yaşıyor. Ya şu önümüzdeki 15 yıl aslında... ...diğer ülkelerin yaptığı veya yapmadığı gibi... ...bu demografik fırsat penceresini koruyarak... ...ilerlediğimizde sosyal güvenlikten istihdama kadar... ...birçok alanda bu gücü artıya çevirebiliriz ama... ...şöyle rakamlar beni biraz ürkütüyor. Örneğin ne okulda ne işte olan genç oranımız %23. Kadınların yani, istihdama... Hocam bir saniye, oranı bir saniye. %10. hocam bir saniye. Buyurun. Çok çok ciddi bir uyarı bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Böyle hani bütün tuşlar deniyor ya o bütün tuşlara bastınız. Yani yüzde kaç yirmi ne okulda ne işte. Evet yani dört gençten biri yaklaşık olarak ne okulda ne işte e, iş gücüyle katılım oranları da yüzde 43 oranında. Kadınlarda ise bir oran yüzde 33. Nerede Bunlar bu gençler? Işte bize yani aslında... ne okulda ne işte peki nerede? E, okul iş arayışında veya yaşamında farklı kurgular içerisinde hani kalıcı e, bu yüzden zaten evlilik yaş ortalaması da yükseliyor örneğin işte ilk defa bu yıl doğum yapan annelerin yaş ortalaması 27 bazı şeyler bu yüzden farklılaşıyor bir de az önce dediniz hem hocam Veysel hocam hem siz ya 1.51'di doğum oranı ama kesit almak bizi yanıltabilir yıllık ortalama. Türkiye dünyada en uzun soluklu Türkiye nüfus sağlık araştırmasını Hacettepe Üniversitesi nüfus etkileriyle beraber yapan ta yani 55 yıldır 68'den yapan veri yapan ülke ve deprem nedeniyle 2023 araştırması ertelendi. Yeni başlayacak. 5 yıllık dilimlere baktığımızda aslında Türkiye'nin son 25 yılda Kadınların dop toplam doğurganlık hızı 2.1 denen yani nüfusun kendini yenileme katsayısının üstündeydi ama bu yılı bilmiyoruz. Belki 2023 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması bir yıl kesit 5 yıl ortalamayı verdiği için bize çok kıymetli bilgiler verecek ama bildiğimiz şey o oran 2.1'in altına düşerse nüfusun kendi sayısını koruma ve yenilme katsayısının altına düşeceğiz ki 1.51 onlardan Anladım. bir tanesi. Anladım. Şimdi yine dönelim, rakamlara dönelim. Rakamlara dönüp bakacağız. Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor mu? Hocam, Türkiye'nin nüfusu galiba epey yaşlanıyor. Yani bir Monaco kadar, bir prenslik orası Fransa'da ama bir Japonya kadar, bir İtalya kadar olmasa da epey yaşlanıyor. Bu da bir tehlike midir, risk midir? Evet, bu bir tehlikedir. Yani tehlike, e, risk habercisidir. Dünya ortalamasının e, tam ortasındayız gibi. Evet, yani. Avrupa'dan baktığımız zaman e, Gökhan Hocamızın da konuşmasının bir yerinde geçti. Hala genciz ama e, işte artık sınıra geldik gördüğünüz hı hı. rakam. Dolayısıyla bu noktadan sonra yani e, önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda e, artık nüfusun sürekli o azalma hızının daha da düşmesi endişesi var. İşte gelecek projeksiyonlara baktığımızda hı hı. da e, çok muhtemelen Türkiye 100 milyonu bulmayacak. Evet TÜİK'in projeksiyonları en fazla 95 milyona falan Gidim gelecek. Mi? Ondan sonra aşağıya doğru Gidim. gitmesi yani bekleniyor. Yaş nüfus azalıyor. Azalıyor. Evet. Yaşlı nüfus artacak. Bir de e, Gökhan hocamız demografik demografi fırsat penceresinden bahsetti. Onun anlamı şu. E, genç yani çalışan gençlerle yaşlıların oranının e, şeylerden daha düşük olması, çalışabilir nüfustan daha düşük olması. Şimdi burada e, kritik unsur şu. Eğer e, siz o gençleri doğru eğitir, doğru yerlerde istihdam ederseniz demografik fırsat penceresi size bir anlam ifade eder. Yoksa yoksa işte obla. ne işte e, yığın olur yani. ne de okulda. Tabii. işte ortada birer toplumsal probleme döner. Tabii. Dolayısıyla kritik bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemde nüfus zaten azalıyor. Genç sayısı zaten azalıyor. Bunların iyi yetiştirilmesi, bunların istihdamına özel önem verilmesi önemli ve yaşlandıkça da bu yaşlı nüfus oranı arttıkça yani sizin neslinizde benim neslimde 10 yıl 20 yıl sonra çalışma hayatından çekildiğimizde e, bu kez e, sigorta sistemi üzerine yük artacak. Yani bunları devletlerin finans etmesi büyük problem olacak. E, dolayısıyla Demek çalışan nüfusu çöker. az. Çalışan nüfusu az. Tabii. Ama buna karşılık emekli nüfusu artıyor. Daha şimdiden emeklilerle ilgili bu ödemeler problem olmaya başladı. Bir de şöyle düşünün, bu oranların buralara çıktığını düşünün. Çok daha yüksek bir emekli nüfusunun ortaya çıktığını, çalışanların daha az olduğunu, sigorta gelirlerinin azaldığını ama giderlerin arttığı bir dünyada çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Orada biraz belki... Ee, teknoloji, bu Hı -hı. bahsettiğimiz işte teknolojideki bir büyük dönüşüm var. Hı -hı. İnsan emeği giderek daha çok ikame edilebilir hale geldi. Sadece fiziksel emek değil, beyin emeği de bilgi işleri de yapay zekadaki gelişmeyle beraber ikame edilme sürecine girdi. Henüz daha net olarak bilmiyoruz. Belli ölçüde onlar doğru şekilde kullanılırsa bu yük hafifletilebilir. Anladım. Aksi takdirde ciddi sorun bekliyor bizi. Şimdi ee, hocam çok riskli bir ee, harita bu. Niye riskli harita söyleyeceğim Çünkü gerçekten bunlar da tartışılıyor konuşuluyor hem Ankara'da Gökhan Hoca'da görüşlerini alacağım belki Ankara ile başlayalım sonra buraya döneriz şimdi hocam bu haritaya bir bakmanızı istiyorum Neden? Türkiye'deki illere göre çocuk nüfus oranları Peki niçin bunu bu şekilde kuruyorum cümleyi Kim ne derse desin devletler ülkeler Türkiye' değil her ülke demografik yapıyı yani ülkelerdeki, e, ...etnik yapıyı da e, bir şekilde takip ediyor. Yani göçmenler meselesi, mülteciler meselesi... ...o etnik yapı, demografik yapı nereye doğru değişiyor sorusu da soruluyor... ...ve bu aslında sonu ta ırkçılığa kadar giden bir tartışmayı ortaya çıkarıyor. Yani deniyor ki Türkiye'de Türkler var ama... Türkiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkesidir ama işte mülteciler geliyor, sığınmacılar geliyor, Afganlar geliyor, Suriyeliler geliyor falan falan falan. Şimdi burada Türkiye'deki e, illere göre nüfus oranları e, haritalanmış durumda. Batı illerinde, Orta Karadeniz'de, İç Ege'de, e, Ege şeridinde, Trakya'da hatta Doğu Karadeniz'de biraz Doğu Anadolu bölgesinde e, Erzincan-Tunceli hattında ciddi anlamda e, oran düşük diğer yerlerde yüksek e, Gökhan hocam bu bize ne anlatıyor bu e, Türkiye için nasıl yorumlanacak bir haritadır e, birincisi e, öncelikle çok kısa bir pencere açayım Veysel hocamın dediği noktadan gerçekten bu sosyal güvenlikle ilgisini koymak istiyorum ya yani kısa bir not e, Türkiye'de 2000 yılında aktif pasif oranı 1.95'ti yani 1.95 kişi bir sigort emekliyi destekliyordu. 2024'te bir anda 1.4'e düştü. İşte çalışma çağındaki nüfus 68'de 2040'da 60'a düşecek. O yüzden sosyal güvenlikle ilgili gerçekten çok bize bu yaşlılık ve dinamikleri önemli şeyler söylüyor. Onu bir aklımızda tutalım. Sorunuza gelince efendim aslında orada şöyle bir şey var. Oran dediğimiz için küçük nüfusu az olan illerde istermez matematik olarak çocuk oranı yüksek olabilir. Doğurganlık hızı yüksek. Nüfusun toplamı biraz daha batıya göre. İstanbul, Ankara, Kocaeli, işte İzmir'e göre yüksek olduğu için bize o oran biraz yanıltmazsın. Hani evet dediğiniz doğru. Daha az çocuk var ama bu kadar belirgin oransal değişiklik payla paydadaki matematiksel ilişkiyle de ilişkili matematik açısından ama şunu söylüyor bizde tabii ki doğurganlık oranı dünya Türkiye'de hala Doğu Güneydoğu'da bir daha yüksek ülke ortalamasının üstünde bu bize şunu söylüyor göç veya göçmenler dahil herkes e çünkü şu anda verdiğimiz rakamlar efendim size adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile ilgili rakamlar buna geçici koruma altında olan yaklaşık 3.3 milyon insanın rakamları ayrıca göç idaresi tarafından yayınlanıyor başka bir tarafı zaman konuşuruz onları Buradaki ortak yaklaşım şu, bu coğrafyada yaşayan her insan bu ülke için bir üretim ve bir tüketim değeridir. Yani eğer siz kimseyi geride bırakmayacak şekilde yaklaştığınızda farklı özellikleri, farklı yeteneklikleri ve genç nüfus olması. Bakın şunu söyleyeceğim, batı doğudan geç alarak yani Fransa Çin'den Göç alarak e, üzüm tarımını çözmeye çalışıyor. Diğer ülkelerde yani bize gelen zaten göçmenlerin üçte birinden fazlası genç olduğu için örneğin yaşlanma ile ilgili aslında alternatif bir yaklaşım da olabilir. ...sizin bu nüfusu nasıl değerlendirdiğiniz... ...nasıl yatırım yaptığınız... ...veya sosyal içerme ve sosyal uyumla... ...nasıl bir bütün hale getirdiğinizle ilgili... ...çünkü 2011'den 24'e... ...13 yıl oldu... ...artık bu toplumun bir dinamiği... ...burada Anladım. doğan yüz binlerce insan var... ...ya benim anlattığım bizim yaklaşımımız şu... ...kimse geride kalmazsa... ...bu ülkede sorun değil çözümün bir parçası olabilir... ...yeter Anladım. ki çocuğa ve gence yatırım yapalım... ...ve kadına... ...yaklaşımım tamam. bu efendim... Anladım hocam... Ee, ...hoca diyor ki yani esas mesele nitelikli insanı ortaya çıkarmak evet, evet. ama az önce e, verdiğim haritada e, kim ne derse desin ne kadar inkar edilirse edilsin gerçek bu değil şu bir ülkenin e, etnik kimliği ulus kimliği devlet kimliği halk kimliği millet kimliği e, çok önemseniyor hele hele bugünün dünyasında çok fazla önemseniyor ve bütün bu bunun dengeli olması isteniyor yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. İşte başka ülke Almanya'da Almanlar, İngiltere'de İngilizler vesaire. Bu bu oranlarla ilgili ne diyorsunuz hocam? Şimdi dünyada göç devam edecek. Önce bunu söyleyelim. Dünyada ülkeler modernleştikçe, geliştikçe, kalkındıkça nüfus artış hızları da düşecek. Başka ülkelerde görüyoruz. Gelişmiş ülkeler yıllardır bu yoksul ülkelerde, nüfus artışı yüksek olan ülkelerde nitelikli iş gücünü alıp kendini uydurmaya çalışıyorlar. Eee yani göçle ilgili ya çok korkarak yaklaşırız. Şöyle Hı -hı. korkarak yaklaşırız. Hı -hı. Ee, hep ama öbür taraftan da bir gelecekte bütün gelişmiş ülkeler bir iş gücü açığı yaşayacaklar. Ya da e, o göçmenleri bize uydurmaya çalışırız. Türkçe öğretiriz. Bu ülkenin bir parçası haline getirmeye çalışırız. Korku yerine rasyonel politikalar tesis etmeye çalışırız. Elbette bu arada sınırlarımızı korumamız gerekir. Her devletin bu hakkıdır ve koruması da gerekir. Ama eğer birileri bu ülkede artık göçmen olarak varsa, onların Türkçe öğrenmeleri, e, emek piyasasına ekonomik olarak uyumları, kültürel toplumsal uyumlarını teşvik etmek hem onların hem de Türkiye'nin hayrınadır. E, elbette sizin bahsettiğiniz riskler var, ama o riskler uyum sağlanamadığı takdirde, onları yabancılaştırdığımız, ötekileştirdiğimiz takdirde gelecek için ciddi potansiyel risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani. Aslında Türkiye'de şu anda bulunan mülteci sığınmacı başlığı evet. ne olursa olsun bu insanları doğru değerlendirmek uyum sağlamasını teşvik uyum politikalarını devreye sokmak Elbette eğitimi e, daha fazla aktif hale getirmek mi gerekir diyorsun? Elbette yani o ülkedeki sorunların çözümüne Türkiye'ye katkı sağlayabilir teşvik edebilir gitmelerini teşvik edebilir vesaire ama geçmiş deneyimler bize şunu gösteriyor Faruk Bey bu tarz gelenlerin çok büyük bir bölümü, ...geldikleri yerde kalıyorlar. Kalacaklarsa, gelecekte de bir nüfus ihtiyacı varsa... ...o kalanların iyi eğitilmesi, topluma uyum sağlaması, entegre edilmesi... ...ekonomik, toplumsal olarak e, teşvik edilmesi e, ve bunun üzerine konuşulması... ...rasyonel aklın gereği diye düşünüyorum. E, şu anda kamuoyunda insanların çok öfkeli olduğunu farkındayım. Uzun yıllardır kamuoyunun bu eğilimlerini ölçmeye, anlamaya da çalışıyorum... ...göçmenlerle ilgili. Çok da farkındayım ama... E, ...korkuyla, öfkeyle, nefretle bakmak yerine serin kanlı, soğuk kanlı, rasyonel bir akılla bunları analiz edip... ...aynı zamanda da insanlığımızı unutmamamız önemli. Hocam kesinlikle taraf değilim soru sorarken. Evrensel insan haklarına sonuna kadar bağlı biriyim. Dünya insanlığına inanırım. Evet. Her ulusunda bir kimliği olduğunu da bilirim. Evet. Yani cennette de yaşamıyoruz. Evet. Burası dünyadır ve her şey olabilir burada. Evet. Fakat şuna kısaca ne diyorsunuz? Şimdi bir nüfusa ihtiyaç var ama o nüfus sizin kurduğunuz bir demokratik cumhuriyet var. İşte laik hukuk devleti bir cumhuriyet var ve onun ilkeleri var. Oradan devam etmesi gereken bir ülke nizamı var. İngiltere'de başka bir şey var, Almanya'da başka, Fransa'da başka, Japonya'da başka. Şimdi bu sistem içerisine dahil edilecek insanların dediniz ki bu sistemi anlaması ve kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok zor bir şey değil mi? Sadece Kes, soru olarak soruyorum. Mesela kesi, Türkler ki, 40 senedir, 50 senedir, 60 senedir Almanya'da ama Türkler Türk. Şimdi biz bir devlet sistemi içerisine kalıcı olarak bir yapıyı dahil ederken sadece Suriyeliler, Afganlar için demiyorum. Herkes için soruyorum. Sadece soru bu. Bu çok zor bir şey değil mi? Kesinlikle çok zor bir iş. Yani başka ülkelerde ne ölçüde başardılar. Yani bizden önce bu göçü başlatan ülkeler var Avrupa'da. Yani biz e, dışarıya çok daha erken göç vermeye başladık. Doğru. Uzun yıllardır Almanya'daki Türkler hala orada tartışılıyor. Dolayısıyla onların uyum sorunları hala tartış. Kaç jenerasyon Doğru. Geçti. Benzer sorunlarla muhtemelen biz de karşılaşabiliriz. Biz de bunlarla karşı. Bu çok kolay bir şey değil. Ama bütün bunların hukuk içerisinde, Doğru. rasyonel akıl Doğru. içerisinde analiz edilmesi, ...öfkeyle, nefretle değil, serin kanla analiz edilmesi, hesap kitapla. E, soruna bakılması üzerine de insani değerlerimizi bitiririz. Gökhan Bey, e, şöyle bir şey soracağım. Yavaş yavaş herhalde e, süremizi de bitirmek üzereyiz. E, i̇lginç bir başlık bu. Aslında çok uzun konuşulabilir. Nüfus artışı. Nüfus artışında e, biraz da teoloji, dini hikaye, din geçmişi, insanların inançları da etkili değil mi? Mesela e, bu konuda ciddi hadisler önemli buyruklar, nasihatler dinler tarihi var yani bir topluluğun çokluğuyla övünülecek olması o ne kadar etkili bir şey nüfus artışında ya da azalmasında ya, şöyle söyleyeceğim günümüzde istek ve gerçekleşme arasında bir köprü o zaman başka bir yerden örnek vereyim örneğin bir rakam size söyleyeceğim sizce Sezeryan'da dünyada kaçıncıyız zaman kaybetmeyeyim %57 ile dünyada birinci sıradayız Teknik bir konudan bahsediyorum. Veya işte 2 milyon tane in, insan Türkiye'de hani e, istese de üreme yeteneğine sahip değil. O yüzden işte 150'den fazla üremeye yardımcı teknik birimlerimiz işte yılda 100 binden fazla başarımız var. Yani kolay, e, olayın birçok dinamiği var aynı anda. İstemek ayrı, hayata geçirmek ayrı. Doğru. Ya da özellikle e, şunu söyleyeceğim, insanların birçok parametre nedeniyle işte eğitime, iş hayatından geri kalmamak, aile içerisindeki yüklerin kadın üzerine olması, eşit paylaşılamaması, işte çalışma hayatındaki izinlerin özel sektörde, kamuda annelik nedeniyle yeterli olmaması, geri döndüğünüzde işinizi bulamamamız, eğitimi devam edememiz o kadar faktör var ki Tabii ki bir sürü insan yani sosyal, dinsel, ahlaki, etik norm değerler insan davranışlarına karar veriyor ama günümüzde hani o gerçekler dediğimiz işte hiç aklımıza gelmeyen akraba evlilikleri ve Doğru. doğurganlık arasındaki azaltıcı etti ve en çok günümüzde gördüğümüz sebeplerden biri enfeksiyonlara bağlı. Örneğin işte cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar nedeniyle kısırlıkları çok görüyoruz ama İngiltere'nin yaptığı gibi 9-14 yaşındaki çocuklara tek doz HPV aşısını sağlayamıyoruz sağlık açısından. Allah. Veya okullarda müfredatta inanın üreme sağlığına nasıl olup olmadığını veya nasıl sağlıklı güvenli davranacağımızı müfredatta çocuklarla ergen sağlığı gelişimini tanıştıramıyoruz. Yani anlatmaya çalıştığım... Yetişkinken olan davranışlar çocukken erişilen bilgi ve sağlık hizmetleriyle de ilişkili bu bir bütünsel. Çok çok parametresi var. Ben aklıma gelen birkaç rakam Anladım ve oranı hocam. vermeye çalıştım. Anladım. Konuya böyle bakarak doğruganını azaltırız. Son cümleler şunu söyleyeceğim. Yaşlanma diyoruz. Örneğin Türkiye'de bugün 6 bin tane kadın doğum uzmanımız, 12 bin tane çocuk uzmanımız, 100 tane geriatri uzmanımız. 5 milyon tane de ilkokul çağında çocuğumuz var ama 40 yılına 2040'a projeksiyon yaptığımızda ilkokul çağındaki çocuğumuz 3.3 milyon olacak. Yani öyle bir dinamik değişiyor, öyle bir hızlı değişim var ki yatırım kanallarını planlamayı ve insanlar neyi ne zaman niçin istiyor sorusunu Büyük araştırmalarla yani nitel olarak sorup konunun sahibini kadına ve gence sormazsak Olmaz. E, hala siz içinde yüzüyor olacağız. Onu Anladım. vurgulamak için, sizi teşekkür... dağıtmak için e, biraz daha bilgiye ihtiyacımız var. Çok teşekkürler hocam. Bir cümle e, vaktimiz dini etkiler ne kadar, din aidiyeti ne kadar üremeye? Dini etkiler var. Yani Her yerinde bütün evet. dindar insanlar aileye, çocuğa. Ee, ...biraz daha öncelik verirler. Ee, dinin etkisi zayıflaştıkça, sekülerleştikçe... ...bireysel yaşam kalitesini artırma, bireyselleşme artar. Dolayısıyla dindarlıkla aile ve çocuk sayısı arasında dünyadaki verileri analiz edersek anlamlı bir korelasyon ilişki buluruz. Bence en önemli sebeplerden biri. Yani evet. sekülerleşme ile e, üremenin düşmesi arasında çok güçlü bir ilişki var. Çok kesinlikle haklısınız. bir ilişki var. Haksızlık. Hocam çok teşekkürler Profesör Doktor Veysel Bozkurt sosyolog Sağ ben olun, eksik olmayın Sağ olun. ve Ankara'da Doktor Gökhan Yıldırım Kaya hocam teşekkürler eksik olmayın ee, tekrar çok görüşmek üzere çok teşekkürler olun.